Efendim. Ha Firuzecim günaydın. Söyle. Tamam ben beklerim seni merak etme. Tamam canım. Sabah sabah kimmiş arayan? Firuze trafik sıkışmış da geç kalacakmış onu haber veriyor. Eyvah ne yapacağız şimdi hayatım? Yani çocukları evde yalnız bırakıp öyle mi gideceğiz? Olur mu öyle şey Sadıkçığım ben beklerim çocukları merak etme. Ay, tamam teşekkür ederim ha. Bu arada nasıl olmuşum? İyi miyim? Ha? Ay çok şık olmuşsun. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Şöyle sarı, kırmızı falan gibi bir renk kravat tak da iyice tamam olsun kıyafetin. Tamam şekerim. Bak sabah sabah yine işte dur ben bakayım. Alo buyurun. Umur Bey. Efendim? Hay Allah. Tamam peki bekliyorum. Gördün mü? Ya toplantı iş yerinde değil, merkez binadaymış. E'si yani dedi ki patron bana tek araba gidelim, hemen seni gelip alayım dedi benim arabamla tamam, dedi. Tamam da yani şimdi kravatı nasıl bulacağım ben? Hay Allah. Ay bakarız bir çaresine canım, üzülme Sadıkçığım. Hayır bakamayız çünkü geldi bile. Aa anne, annemmiş Betül. Aa anne, senin ne işin var bu saatte bizde? Aşk olsun yani. Kızımla sevgili damadımın evine çat kapı kahvaltıya gelemez miyim? Ay gelirsin tabii. Öyle demek istemedim anneciğim. Firuze de geç kalacak ama ben hemen hazırlarım kahvaltıyı. Anneciğim o paket nedir? Ah az daha unutuyordum. Senin için sevgili damadım. Geçen gün Eda ile alışverişe çıkmıştık. Bir dükkanda bir kravat gördüm. Hemen dedim bu damadımın olmalı. Damadımın olmalı. Senin için. Ay yani tesadüfün bu kadarı olamaz Betüş. Bak görüyor musun annem bana kravat almış. Ah anneciğim benim canım. Annem yani ne kadar teşekkür etsem azdır. Anne demek sonunda kocamı sevmeye başladın. Ay çok duygulandım. Aa hem de kırmızı. Çok yakışacak değil mi? Tak da görelim hadi. Dur, ben yardım edeyim o beceremez şimdi anne. Gel bakayım. Ay ne iyi ya. Çok tesadüf. Ay, bu kadar olur yani. Ay, ne tesadüf değil mi? Yani bu kadar olur. Ay anne. Gel bakayım şimdi dakika. Çok güzel oldu. Evet takıyor. Takma. Annem benim 60, 70. Aman Eda utanmasan şakır şakır göbek atacaksın. Aman baba Betüş kocasından ayrılmış ayrılmamış. Bana ne canım biliyorsun ben sadece annemin yaptığı sihirlerin eğlenceli tarafıyla ilgileniyorum. Aman kazık kadar oldun hala büyümedin. Aklın bir karış havada. Ya ne yapayım benim ruhum böyle. İçimdeki çocuğu öldüremem ki. Bak şuraya yazıyorum. Bir gün sen de bir faniye aşık olacaksın. Anan seni de ondan ayırmak için sihir yapınca göreceğim seni. Bak nasıl iki dakikada aklın yerine gelecek. Çok teşekkür ederim babacığım. Şurada iki satır eğlenelim dedik. Onu da burnumuzdan getirdin. Ben gidip yeni kitaba bakayım. Belki daha eğlenceli sihirler vardır. Ay Allah'ınızdan bulun Emi. Allah'ınızdan bulun. Yani anne başka bir şey isteseymişim olacakmış ya. Ay nasıl makbulle geçti. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Güle güle kullan sevgili damadım. Şu andan itibaren kızımla evliliğinizi bitti sayıyorum. Kim bilir onu kiminle aldatacaksın. Anneciğim, Sadık. Hadi buyurun kahvaltı hazır. Ben de çocukları uyandırıp hemen geliyorum. İki dakikada nasıl hazırladın bunu şekerim? kimin kızı? Ay, Firuze, Betüş'ün bu hamaratlığını duyunca çok kıskanacak. Sahi, Firuze nerede bu sabah? Trafik sıkışmış, birazdan gelir anne. Eyvah! İster misin şimdi bu şapşalın ilk gördüğü kadın Firuze olsun? Yo, ona aşık olursa Betüş hayatta inanmaz. Foyam hemen ortaya çıkar. Ne yapıp yapıp Sadık çıkmadan Firuze'nin gelmesini engellemeliyim. Oh. Ay benim hamarat karıcığım iki dakikada omlet bile yapmış. Sadıkçığım sana afiyet olsun ama benim gitmem lazım. Niye ki? Evde çok önemli bir işim vardı. Unutmuşum. Kalkma. Betüş'ü öp. Ben sonra gene gelirim. Tamam mı? Annem nereye gitti öyle birdenbire? Aklına bir şey geldi. Evde işi varmış galiba. Sonra tekrar uğrarım dedi ama. Allah Allah. Ya. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Pembe rüyalar, beyaz düşler, gerçek artık.
Hasret.